Herkese günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. Bize bugün kahvaltıya Nazmiye teyzem gelecek, gelini gelecek. Bazlama yapacağız. Ben de şimdi hamuru yoğuracağım. Sesim de gitti, kusura bakmayın. Şu an saat 8'e geliyordur ya da saat 8'e gelmiştir. Perdeleri daha açmadım çünkü hava biraz karanlık bu yüzden. Hani ilk açtığınızda belki gece falan sanarsınız diye söylemek istedim. Annem de ineklere bakıyor. O yukarı çıkınca bazlama yapacağız. Şimdi ben hamur yoğuracağım. Annem sıkı sıkı tempiledi. Hani kulak memesi kıvamından yumuşak olsun diye. Umarım dediği gibi yumuşak yapabilirim. İlk önce şuraya biraz un alayım ben önüme. Şöyle bir pakette kuru maya var. Onu da koyayım. Şöyle çay tabağında da göz kararı tuz var. Şöyle bir onları karıştırayım. Bir de ılık suyum var. Evet, gayet yumuşak bir şekilde hamuru yoğurduğumu düşünüyorum da inşallah annem beğenir. Şöyle bir kez daha şey yapacağım. Ondan sonra sobanın yanına koyacağım artık. Evet, şimdi de sobaya patatesleri atacağım bakalım. Bu demirin de burada olması iyi olmadı ya. Neyse artık. Annem de patatesleri geceden yıkamış. Benim için de iyi oldu. Bayağı da var patates. 20 kadar var sanırım ya da 15 falan. Hamurum da burada. Merhaba arkadaşlar. Gününüz aydın olsun. Kardelen bugün videoya sabahleyin kardelen başlattı. Ben mallara baktım geldim. Hamuru yoğurmuş kardelen. Geceden diyordu yapayım diye. Şöyle bak yiyecek var gördün mü? Bak düştü bir tane kenarında. Hamurumuz gelmiş. Bunu bazlama yapacağım ben şimdi. Patateslerimiz de pişmiş diye şöyle bakalım. Ama daha var. Sobanın ağzını açalım da altına. Açık da şey diyoruz. Bugün Nazmi Bami aradılar geceden biz kahvaltıya geleceğiz diye. Dedik patates atam. Zaten patates yemeye geliyorlar. Değişik olsun dedik bazlama edivereyim. Çünkü simit genelde herkes alıp yiyor diye. Bize de göşenmeyen en iyisi bunu yapalım. Şimdi mutfakta bunu yapacağız. Ben de daha doğrusu üşüdüm. Fırına ekmek aldım geldim. Köpeğimizi pazar ekmeği alıyoruz. Devamlı haftada 14 tane falan oluyoruz değil mi? Kardelen evet. 10 milyonluk. O 1.6 yeri göre yetiyor. Çünkü arada süt verdiğimiz için et alıyoruz, et veriyoruz. Yukarıdaki ekmek kırıklı olanlardan da veriyoruz tabii ki. Şimdi biz lafın kısası bunu başlayalım hemen. Şimdi şöyle bayağı güzel yoğurmuş hamuru kardelen. Şöyle İstediğin küçük kıvamda küçük olmuş mu anne? Olmuş olmuş. Gayet de ama enerken tembih ettim durdum kardelen. Sakın sert yoğurma. Küçük küçük olsun ama yumuşak olsun ki bazlama güzel olsun diye. Şu şekilde şöyle dinlensin yani şuraya koyayım. Temiz rengi silindi. Çünkü saat 10'a doğru gelecek Abamgir'de. Koşturmayan mallara baktım. Bir de ekmeği aldım geldim. Ne acarın ha. Ocağa da yumurta koyduk. O da kaynıyor. Azıcık onu da birazdan aldım. Kapatırız. Dur. Kısa. Sen onu tabanın üzerinde bükülü gibi oluyordun ben bir ara. Evet oradaydı. Orada kaynamamış. Burada kaynasın diye getirdim. Annem zaten bezelerden de anlarsınız. Bazlamaları küçük küçük yapacak bakalım. Ha küçük küçük. Hani bir herkes birer tane alsın diye.
Öyle düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Kollarımı da sıvıyor, geriniyor. Şöyle göstereyim ki bak, bir yandan da kabarıyor yeniden. Burada dinlenmesi lazım. Azıcık bir sofra hazırlasaydı ya da. Bir yandan da reçelleri çıkarıyor dedim, perdelen yaparsa diye. Onları hazırlarız. Yaklaşık bu hamur, şuna 3 sağım yaptım ben. Bana mı şey yaptı? He. Leğene koydu. He, de onun hepsini kullanmadım. Kullanmadın mı? Kullanmadım. Neden? Çok mu acıktı? Ne bileyim. Neden kullanmadın? Bunu anlayamadım. Yani biraz un kattım, su kattım. Tamam mı? İşte baktım kıvamı oldu. Yani herhalde tekrardan artık un ekleyip su eklemiyorum diye şey yapmadım herhalde. Az mı olmuş? Gözün az mı geldi? Ama sen hayır o zor olmuş. Geri ne? Un kovasına boşaltıverdim. Tamam, ne bileyim ya sana gönder. Bunları ben öğleyeyim. Az dinlenip olsun. Şöyle elimine şöyle hafif bastırıcım. Oklavağından da edebilirim. Hamur öyle sert değil. Şöyle hemen ince olsun, kabarsın, güzel olsun diye. Şöyle kardeşim yakından gösterir. Zaten hamurda maşallah fıskı fıskı kabarıyor. Kardeşim diyecek ki, anam beni övdü de övdü diyecek. Övdüm bak işte kardeşim seni. Sağ ol anne valla. Övdü demek ne anlamı geliyor? Vallahi şeysine değmedi. Yani iyi yapmışsın, beğenmişsin. Ben işte, beğendiğini de burada belli diyorsun işte, öyle bir şey. Okuyanla okumamışsın arasında çok fark var. Hemen sen tıkır kata söyledin, ben anlatası ya da. Hani ben hiç alakası yok. Öyle mi? Sen mesela benden daha iyi konuşuyorsun kamera karşısında, her türlü şeyi muhabbeti yapabiliyorsun. Bu hatta dün kardelen arayan takipçi bilene öyle dediydi. Ne dedi? Yani düzgün dün müydü? Evvel gündeki konuştuğum bir tane arkadaş var diye Kayseri'de. Aha, bildim. Yani hiç şey yapmadan konuşuyorum öyle dediydi. Bu şekilde bunları böyle şöyle elimden kenarlan düzeldim ki daha şey olsun. Az da böyle dinlensin. Bakalım bir de çemen yapacağız. Çemenle bağlama da çok güzel oluyor. Tereyağlı da güzel gidiyor da. İşte isteyen tereyağı çalsın, isteyen evet. Gaz yağı da koyan. Pek gaz yağı yemezler belki, değsen de değsen yeri de. Kim ne canı isterse ondan etsin. Bağlama gerçekten sabah kahvaltısında güzel oluyor. Patates yapalım gelenden bir. Demin baktım ben. Sobayı kıstıydım. Piştiyse onlar da şey olsun. Sobanın ağzını yüzünü kapadı bir. Şöyle patatesleri de bakalım. Gayet yumuşak pişmişler. Evet, çok iyi. Yalnız arkada bir tanesi patlamış mı, ayrılmış. Yani ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. O da öyle kalsın artık. Şimdi ben gelişimin başına geri döneyim. Size de bunu göstermek istedim. Sobanın da altını kapattık. Artık patatesler de burada. Biz kahvaltı yapasıya kadar bekleyecekler. Şöyle koyayım. Şöyle bayağı epey yaptım. Bu arada kardelen yapılacak işleri yapıyor bir yandan. Şunu da göstereyim. Bunu ben 2 hafta oldu. Çarşamba gün pazardan aldım. Çok hoşuma gitti. Bu tavayı dedim. Bu tavada böyle gatmer bitme yapak. Hani geçen yoktu. Büyük bir şirketine sabah tabağım çevirdiydi. Ama iyi oldu. İyi ki almışım. 2,5 gün aldım. Bedava bir de. Şunu da kenara koyabilirsen bir tane daha koymayı düşünüyorum. Aynen şu küçük gibi. Bence şunu almalısın. Şu da küçük ha. Şu da küçük. Hani. O da küçük işte. Hani yanına sığsın ya dedim. Hı. Şöyle biraz daha altını açayım ki yavaş yavaş. Hani birden kızarmasın. İçi pişkin olsun diye onu şey diyor. Şöyle hem dinlenmiş olsun burada kabarınca. Reçellerini kaçacağım mı anne şimdi? Ha, bezelerim var iki bezeler tane. Bezeler şey ettim mi? Bitirdim bezeler. Bak bak maşallah şuna baksana bir. Fıskı fıskı bak. Kabarıyor. Ay. Sizin karşınızda heyecanlandım da açamadım. İnşallah videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Yeni abone olmayanlar için de buradan inşallah abone olurlar. Önce her zaman diyorum şöyle videoma gidin, birkaç tanesini bakın. İçeriği beğenirseniz abone olabilirsiniz. Ama beğenmezseniz diyecek bir şey yok. O zaman siz haklısınız diyeceğiz. Ama yine de siz abone olun değil mi kardeşler? Evet.
Şundan. Şu belki çok soran oluyor bunlar. Bu su borusu. Kayınvalidemliğim inşaat zamanında ben bunu eşime kestirdim. Büyük şeyden böyle 3-4 tane. Allah gerçekten çok aparatlı. Ses mi geldi? Buzdolabında. Derin dondurucu. Bazen öyle ses çıkarıyor ya. Envaki diye. Şöyle bak ha. Şöyle gerçekten çok güzel bir şey. Demin şunu erken çevirmişim. Abangülü sürpriz olacak yani. Maşallah mı diyeyim Gali, ne diyeyim şu bazlamanın. Ya ne güzel kabarmış. Kardelen de diyor ki demin anne diyor neden kabarıyor haber ediyor. Ben de diyorum ki kardelen sen güzel yoğurdun için diyorum kabarıyor diyor. Bir yandan da tek pişmesin. İşte tavanın alma sebebim bu nokta. Hem dedim küçük olsun. Üçer tane pişiririm. Tek olsa zaman kaybedeceğim. Zamanım olmayacak. Şöyle az daha içi pişmesi lazım. Bu daha olmamış. Yani bir yandan onu yapıyoruz, bir yandan bunu yapıyoruz. Bir yandan da şunu da boşaldım, çemen yapacağız şimdi. Tahta kaşık alayım ki daha şey olsun. Bu kırmızı biberimiz. Yani içinde domates salçası yok. Öyle paflanmadı, hiçbir şey olmadı. Bayağı yaklaşık bir ay oldu bunun ağzını açalım. Eğer merak edenler varsa nasıl yapılışını videomuzda var. Yani bunun kırmızı biberimizi 2 gün yaptık. 2 gün yaptık değil mi kardeşim? Evet. Alan ki hiç olmasın. Bunun içine bolca zeytinyağı katacağım. Kavurmam lazım ilk önce. Şöyle azıcık da zeytinyağı. Bak anne diğeri de bak nasıl kabarıyor bak. Bak kardelen biraz ne güzel oldu. Şunu şu tarafı koyayım. Bir yandan bu da kavrulsun. Bir daha şuna iki kuş vurulmuş hesabı var ya o şekilde olacak bizim iş. Şunu da bakalım ki. Nerede? Arkadadır. Şimdi böyle bu kavruldu. Zeytinyağından kavurdum. Ben böyle yapıyorum. Çocukluktan böyle gördük. Biz bunu asıl önceden şey derdik. Acıko denmezdi. Şey fakir sucuğu. Şimdi çemen deniliyor. Acıko deniliyor. Şöyle biraz kimyon ama ben sarımsak katmıyorum. Sarımsak katmamın sebebim normalde yedikten sonra bazen kokuyor, rahatsız ediyor karşı tarafı kişiye. En iyisi dedik kimyon zaten sarımsak kokusu verdiği için ben sadece kimyon katıyorum. Şöyle biraz karabiber. Onu az kattım. Şöyle önemli olan bolca nane. Dur. Şunları da bir yandan bir tanesi pişti onu aldım. Bir yandan onu yapıyorum, bir yandan bunu diyen gibi. Kardelen de tabii ki boş durmuyor. Şöyle nanemizi de katıyorum. Bu çemeni tarifini isteyenler oldu. İnşallah bu videoyu izler. Çünkü çok videolarımda çemen tarifi vardı. Biraz da kırmızı pul biber katacağım. Hemen toz olarak. Şöyle. Bu yeterli zaten kırmızı biber. Anne tuz. Hayır, tuz katmıyorum. İçinde var ya salçada hafif. O zaman anlamı kalmaz. İyi o zaman. Şöyle cevizimizi de katıyoruz. Ceviz de evde bitti. Dedim Nazan'a hemen sağ olsun. Komşudan istedik gettik onu. O bir yandan kavrulsun. Şunu şöyle hangisi küçük ki? Şu. Şunu şuraya koyayım. Tamam. Bol ceviz oldu. Ama biraz yağı eksik. Azıcık daha yağı katacağım. Daha da güzel olsun diye. Şimdi şuradan şuraya koydum ki silinsin kenarı oraya yağ olmasın diye. İşte çemen tarifi bizim böyle bu. Ama biraz nanesi gözüme az geldi. Koku versin, tat versin diye naneyi de katıyorum. Biz bunu canımız istedikçe böyle yarım kavanoz yapıyoruz kardelenle. Bitti mi bir daha. Hani fazla durmasın, çikin olmasın diye az az. Bu da bambi gelesi ya da şuraya koyarım ben onu. Şu buranın mı değil mi? Hı-hı. Şöyle yakından gösterelim ki. Dur. İşte bizim çemen tarifi. Bu yapmanızı tavsiye ederim. Bunu da şuraya koyayım ki iki tane deri nerede bunun aynen? Şey ne? Yumurtanın altında da. Tamam o da hocamın yanından soğusun. Şu da az daha durması lazım. Şimdi buraya bir yandan kardelen hazırladı.
Şunları pazardan aldım. Siyah zeytin evde eksik etmem. Tabii ki benim yaptığım siyah zeytinim daha olmadı. Evdeki zeytinliğim ola dıştakine. Bu benim yaptığım zeytin. Tuzladım birazdan, zeytinyağı kattım. Zeytinyağı donlu olduğu için zobanın yanına gidince o yumuşar zaten. Onu da bu kaseye katacak. Şu ayva reçelim. Dedim şu kaseleri hiç kullanmadım. Daha aldım. 102 kadık tabii ki temiz. Nedense söyledim ya, neden oldu bilemedim. Şunu şöyle kardan dedi ki, şöyle açık renkli olana koyu renk. Bu ayva reçelimiz. Pek benim ayvayla aram yoktur. Onu da kardelen sevdiği için. Bunu da şuna mı katayım? Yeşile mi katayım? Bu da gayis reçeli bizim. Tabii ki bunların videoları var. Güneşte beklettik biz bunları. Şöyle bak, koyu kıvamda zaten. Şöyle de göstereyim. Akışkanlı. Bu da çilek reçeli. Onu da şunu sarıya katayım. Bu da aynı şekilde. Kadar göstereyim anne. Bu da aynı şekilde güneşte beklendi hepsi de. Kaynatıyoruz. Güneşte aynı salça gibi koyuluyoruz. Bozulma hiçbir şey olmuyor. Buradan da anlaşılmıştır koyu olduğu zaten. Şunları da... Ay! Bak bak. Ne olmuş onlara öyle? Bu senin göz, bu benim göz. Şu da azıcık daha dursun. İçi bitsin diye almıyorum yani. İçi şey olsun diye. Neden olmuyor ki böyle bu? Azıcık kısıverem. Zaten kısık. Ama aşağı çok güzel oldu be. Kendim imrendim. 3 tanesi de pişti. Dur anne, ben ilk önce geçeyim senden önce. Şurada şu reçeli göstermek istedim size. Bunu yazın. Hamide babamın oraya gittik biz. Köyüne, Köseler köyünde duruyor babam. Nereye gittik kardelen biz? Ulubey Kanyonu'na. Kanyonu gittiğimizde abam beyaz kiraz verdiydi. Ben normalde beyaz kirazı sevmezdim. Hep duyuyordum reçeli çok güzel oluyor diye. Şöyle yakından göstereyim ki. Ama gerçekten bir rengi var ki anlatamam size. Bakınız. Dur anne bekle. Aynı bal renginde rengi. Belki kasede gözükmeyebilir. Bunu ilk defa ağzımda açtım. Sadece bunu bir kavanoz ettiydim ben. Bir gelen giden olunca açayım diye, hani bir değişik olsun diye. Bakın şöyle yakından göstermek istedim. Değil mi? Nasıl gözüküyor kardelen? Sen kaşığı çekersen daha net görünecek. Bunlar da kalktan bunlar dursun. Birazdan da şunları, siz gördünüz bunları karıştıracağım. Köpük elvanı, tayını hazırlayacağım. Şöyle soframızı hazırladık. Yumurtaları da soydum. Dilmek istemedim. Hani şey olmasın diye, herkes madem tekli böyle yesin diye. Şöyle bir tane pişmeyen bazlamamız kaldı. İki tanesi zaten hemen pişmiş olmuş bunlar da. En iyisi ben bunu geri çevireyim de iyice pişsin altı. Toplamda 9 tane bazlama var. Maşallah gerçekten çok güzel oldular. Yani böyle bir küçük küçük olması gel beni gidiyor. Daha bir iştah açıcı geldi bana. Hemen de burada soğusun, birazdan katarız bunu da. Annem şimdi sucuğu yapacak. Onu da unutmuşuz. Allah'tan aklımıza geldi. Bunu çevirmedin değil mi anne? Çevirmedim anne. Şu azıcık daha yenilsin. Böyle içi pişince yeğen oluyor bak. Şu şöyle dursun. Şunu boşaldım, ondan sonra sucuğu didaklayayım. Şöyle bunu da kattık, çemenimizi de bir yandan kardelenden hazırladık. Çoğu şey doğal diye, organik, kendi yaptığımız, sadece şundan hazır. Öyle oluyor değil mi? Hadi kırk el ona yapma imkanımız yok. Yumurtadan, peynirden dur. Bunlar benim salamur peynirim, kendi yaptığım. Hazır peynir yoktu. Bunları iki günde yiyip ola, uçur ola, daha doğrusu bir kasede alıyoruz. Hani açıldıktan sonra ne kadar desen tadı bir değişik oluyor ondan. Evet. Kaç gramlık alıyoruz ki biz? 250 gram falan herhalde. 500'lük, yarım kilo işte o civarlarda. Bu da böyle bir yandan bulaşıkları da atıyoruz kenara. Şunu da alalım. Şöyle koyalım. Şunu da koyalım. Tam sonuncusu. Buraya bir arası şeyden tezgah silen gayet. Sileriz, sileriz. Bu bizim, sizler biliyorsunuz tabii ki, sucuğumuz. Dedik ki de galfaltada sucuk çıkarandı. Daha ben poğaça düşünüyordum da kardelen bir et mayna gale dedi. Hem de benim de biraz da ne yalan söyleyeyim, kolayına geldi damdan çıkınca. Yetiştiremeyeceğim çünkü.
Şöyle ununu fark etmez. Şöyle. Elimizden didaklaya didaklaya olsun. Şöyle de yapabiliriz. Böyle de olur. Böyle de verem mi kardelen? Sen biliyorsun. Hadi abi böyle de verem biz. Şimdi yuvarlak görünüş bakımından daha iyi oluyor. Didaklamak da pratik oluyor bizim için. Çoğunlukla biz yalan diye didaklıyoruz yani. Şöyle didaklı arkanda. Didaklamadım deyip durdum, Gülcem geldi. Ağzıma tüverim. Ben böyle bu sucuğu çok seviyorum böyle. Yemesini haliyle baharatından pişmiş oluyor. Elimde yeme, elim sucuklu. Alayım ben. Şu tavadan, Almanya'dan bileni yazdılar. Mesela tavayı nereden, Türkiye'de nereden bulabiliriz diye. Çok alan olmuş. Şunu da söyleyeyim. Sahibine gittim ki, dükkan sahibine dedim ki, ya dedim bak tavadan dedim çok alan oldu falan dedim. İstersinler alsınlar, ister almasınlar diye güldüler bana. Onun için ben yani reklam onların amacından değil, herkes yararlanmasını istiyorum mesela. Ben memnun kaldıysam herkes de bu tavadan memnun kalsın. Konum o zaman kaybedecek kız. Dur iki elle hemen yapalım şimdi. Öyle mi de? Evet. Nefes nefese kaldım. Şimdi her şeyi hazırladık. Bir abamgilin gelmesi kaldı. Ortaya patates sucuğu koyuyoruz değil mi ortaya? Aynen. Sen çileği mi kattın? Evet. Onu da şöyle mi koyayım? Şu çemenimizi yumurta eledik, herkes tabak korsak alsınlar. Aslında tabak da koymak istiyoruz da. Anlamadım anne. Aslında tabak da koymak istiyoruz da yer kalır mı? Mühim. Kaldırırız ya, koyarız onları şey olmayacak. Bu emeğime karşı. Yemezlerse sofradan kaldırtırmacı. Yani bazı mallar bitecek. Bundan gerisini bitirmeleri lazım. Hadi reçeller kalır da. Zeytinleri yesinler daha da olmazsa. Emek emek yapıyoruz. Bazlama yaptık onların için. Çatallar onları ayarlayalım. Çayımız da zaten burada oturacak, demleyecek. Anne bir alt suyu kalmış mı bakar mısın? Bir de kaynaya kaynaya kalmaz. Var mı? Var ya. Epey şöyle çay da oturmuştur inşallah. Oturmuştur ya. Bayağı oldu koyalı. O da iyi. İyi büyük demliği demletmişim. Ben aşağıdan plit alayım. Gelen de 2-3 için atayım. Tamam ben de şu an boştayım. Gideceğim mutfaktaki bulaşıkları toplayacağım. Ondan artık misafirlerimizi bekliyoruz. Bunu buraya koyuyorsun. Olur olur. Yeniden ısıdı öyle. Misafirlerimiz de geldi. Teyzem, eniştem, kuzenim Kazım abi, Gözde abla, o da eşi. Teyze biliyorsunuz zaten videolarda çıkıyor. Nazmiye teyze. Sabah teyzemi de aramıştım gel diye. Ama işleri var sanırım, gelemedi. Zor teyze herhalde, gelemeyecek. Niye? O da buradan oraya mı gideceğiniz? He. O da gelecekler diye bir şeyler hazırlıyormuş. He, o yüzden. Hamur yoğurdum ben zaten demiş. Ana hazırlanmadım dedim ona. Gözde daha bak. Bak. Ya şöyle bir yere şey göstereyim. Ya o da kardelen aramış teyze gel diye. Kahvaltı. O da teyzem demiş. Teyzen gibi bana da aradı demiş. Bana biz önce onu aradı. Dedi ki bir şeyler hazırlayalım, öğlen yemeğini ya da akşam yemeğini biz de yiyelim dedi. Dedim hiçbir şey hazırlama. Hı hı. Çocuklar dedim yarım saat kadar sonra gelen diyorlar dedim. Perihan'a da uğrayacağız, sana da uğrayacağız. Yarım saat hazırlama dedim. Annen ararken de Gözde abla dedi. Valla YouTube'da kahvaltıdan istiyorum teyzemden dedi. Teyzem kahvaltı hazırlamış. İyi yapmışsınız. Madem dedi ki o gün dedi bazlama vardı, sofrada bazlama edildi. Poğaça içerik daha doğrusu. Bu da yetiştiremeyeceğiz dedi. Ekmeğe bakabilir mi? Ben ayarlarım teyze. Yok yok sen şey. Ay dedin ya sabah çok yanıyor yaka. Sen yanını seversin, para bulursun belki öyle derler ya. Çocukken para bulursun. Ama çocukken tavada yaptım ben bunları. Aba aldım tavada pişirdim. Üçer tane pişirdim. Ben? Üçer tane pişirdim. Ya ben de yapacaktım. Gözde diyet doldu. Hamur şey yapamıyoruz. Biz şimdi yiyip gaz faltımızı edelim. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Arkadaşlar abamgil de gittiler. Sonra dedik çekeriz dedik. Ama bu yolda baktık muhabbet zaten az durdular. Muhabbet de koy dedim. Ben de onları rahatsız etmemek için çekmedik. Yemeğimizi yedik. Abamgil gerçekten gelin falan Gözde. Memnun kaldılar, bazlamayı duyunca sevindiler. Biz de
Ne diyeyim, şöyle diyeyim ki zamandır virüsten dolayı misafir gelmedi ya. Kardeş annem bizi bir görseniz Sanak'ı belediye başkanı mı gelecek diye. O şekilde olduk yani. Allah'ım gelenden gidenden eksik etmesin. İnşallah virüs geçer de. Allah'ım tabii ki ilk öncesi o. Onlar erken gittiler çünkü Sabahattin'den biz aynı köyde oturduğumuz için gelmiş kendileri. Hem Sabahattin yanında uğrayalım, ziyaret edelim de. Biz Sabahattin'i da çağırdık, Galf 6 diye. O da dedi abam gibi bana da uğrayacaklarmış dedi. O garibim yazık. O da neyin olduğunu bilmediği için o da hamur yoğurmuş, boğ çamura. Ben bazlama ettim. Buradan kalkacaklar, yediler. Bir de oraya gidecekler, gözükecekler. De Abamgil de oraya gittiler. Yeğenimgil İzmir'den geldikler. Ana gelmişken Deyzemgil'e gören 5'er dakika diye. Saat bu arada belki 1'e geldi. Yine de bilmiyorum ya. Evet geldi. Sabah mallarım bakıldı, sulanacak. Hatta demin odun almaya gittim. Hani zobanın içine atayım geçmesin burası ılık dursun diye. Böyle duruyorlar. Hani aba nerede kaldın, hadi gel diye. Dedim ben de en iyisi aşağı inmeden, sizlere Allah'a ısmarladık demeden kanalı kapatmak istemiyoruz. Tabii ki şu bir sene olduk videoyu kanal açıyorlar. Birkaç tane vardır içinde ana. Sonlandırmadan direktmen kapattığımız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Lütfen beğenmeyi, ondan sonra abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.